soracakken arkadaşlar önce analitik düzlemde nereyi kestiğini bulmak için y'ye 0 vermek lazım. y'ye 0 verdiğimiz zaman x'i 9. Sonra bir de x'i 0 verirsek y eksenini kestiği noktayı buluruz 12. Hatta lazım olursa şunu da yapalım. Burası 9 birim. Burası 12 birim. 9, 12, 15'ten 15. Şimdi bizden C noktasının apsisini istiyor. Bakın burada açı ortay var gördünüz mü? Temel üçgen bilgilerini her zaman kullanacağız. Neydi kuralımız? 12'nin 15'e oranı. Sadeleştirirsek 4 bölü 5. Nereye eşittir? Parçaların oranına. Dolayısıyla 9 k eşittir 9. 4 k lazım bize. O da 4 arkadaşlar. Açı ortaydan hallettik. C şıkkı. Noktalar doğrusalsa eğimler aynıdır arkadaşlar. Çünkü bir doğru adı üstünde yani zihnimizde canlanan şekil asla eğilip bükülmeyen şey. Haliyle hangi nokta olursa olsun her noktada eğimi aynıdır. Bundan dolayı şu iki noktanın eğimini alsanız y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 bir doğrunun eğimi noktaları bilindiğinde. Aynı zamanda bu şu iki noktadan geçen doğrunun da eğimine eşittir. Bu iki noktadan geçen doğrunun eğimine de eşittir. Hangisini canınızı almak isterse. Ben şimdi bunları almak istiyorum. 2 1 fark etmez çünkü. K eksi 4. Böylece bakın eksi 5 bölü 5 eksi 1 yapar. 1 bölü k eksi 4 oldu. 4 eksi k eşittir 1'den. k 3 geldi d şıkkı. Bir doğru için arkadaşlar bize şu lazım. 1 eğim 2 üzerindeki bir nokta. Şimdi d 2 doğrusunun üzerinde bir nokta var. Eksi 2'ye 0. Ancak eğimini biliyor muyuz? Hayır. O zaman şöyle bir şey yapacağız. k noktasını da bulursak böylece eğimini de bulabiliriz haliyle burada kelebek benzerliğini kullanacağım. Dikkat edin. Çünkü K noktasının ordinatı var ama burayı bilmiyorum. Soru aslında bize bir nevi ipucu da vermiş oluyor böylece. Şimdi 4 olduğu için burası 4 birim, burası 6 birim, burası 2 birim. Kelebek benzerliğinden buraya x dersek x'in 6'ya oranı, 2'nin 4'e oranı haliyle arkadaşlar x 3 geldi. Yani sorularda normal temel geometri bilgilerini de kullanacağız. Böylece eksi 3'e 6 noktası olmuş oldu. O zaman eksi 3 6'dan da geçtiği için 6 eksi 0 bölü eksi 3 artı 2. Eğim buradan 6 bölü eksi 1'den eksi 6 oldu. Bir doğrunun denklemini yazarken y eşittir mx artı n yazabilirsiniz. m dediğimiz şey eğim. y eşittir eksi 6 x artı n. Peki n'yi nereden bulacağız? İstediğiniz bir noktayı üzerinde Sağlayacağı için yerine yazın. Ben bunu yazmak istiyorum şu an ama x 6'yı yazsanız da olur. y gördüğüm yere 0 x gördüğüm yere eksi 2 böylece 12 oldu. nye de eksi 12 geldi? Demek ki doğrunun denklemi y eşittir eksi 6 a eksi 6x eksi 12'ymiş. Hepsini arkadaşlar bir tarafa atarsak y artı 6x artı 12 eşittir 0 oldu. Yani cevap a şıkkı üçgenler biraz fazla olduğu zaman alfa beta yapmak lazım. Bakın buraya alfa diyorum. Buraya beta diyorum. 90 şurası da arkadaşlar beta. Burası da alfa. Şimdi dikkat. Tanjant alfa eğime bakmıyorum. Direkt tanjant alfa normal. 6 bölü 8 şu üçgende. Bakın bu üçgende 6 bölü 8 tanjant alfa. Dolayısıyla kaç geldi sadeleştirirsek? 3 bölü 4. O zaman şu üçgene lütfen dikkat harf vereyim. OTR üçgenine dikkat edin. Tanjant alfa şuraya x dersem x bölü 4 eşittir yine 3 bölü 4. Tanjant da dik üçgende uzunluklar negatif olmayacağı için sakın negatiflere takılmayın. X buradan 3 geldi. Güzel. O zaman ben şöyle bir şey diyebilirim. Bu üçgenin alanını bulursam şu OTR'yi çıkarmam yeterli. O zaman yapıyorum bakın. Tanjant alfa yine 3 bölü 4 olacağı için şöyle bir kenar 3K'dır. Böyle bir kenar 4K'dır tanjant alfadan dolayı. E o zaman 3, 4, 5 üçgeni geldi. Ve ne güzel bir şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeninden dolayı 5K 10 birim. O zaman 3K eşittir 6. Şurası da yine 8K olduğu için 8. Şimdi 3, 4K olduğu için pardon. Artık üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2 eksi bu kırmızı bölgeyi bulacağımız için yeşil bölgeyi çıkaracağım. O da 3 çarpı 4 bölü 2. 24 eksi 6, 18 birim kare oldu E şıkkı. Bu yerlerde arkadaşlar kural soruları olmadığı için ne olduğunu anlamak için çizmeniz gerekir. Şimdi bir de y ekseni dediği için analitik düzlemde çiziyorum bakın. Y'ye 0 verdim, x 8. X'e 0 verdim, y'si eksi 6. Şöyle bir doğru. Şimdi buradan e, doğrunun üzerinden y eksenine dikler indireceğiz. Bu şekilde doğrunun üzerinden y'lere böyle dik indiriyoruz. İşte buralardan da böyle. Bunların orta noktaları demiş. Şöyle. O zaman bu orta noktalardan bakın böyle bir doğru geçiyor. Gördüğünüz gibi. Haliyle ne olacak? Bu doğru kesinlikle sıfıra eksi altıdan geçecek. Bir de arkadaşlar şurası. 8 olduğu için böyle tam ortadan bak 4'e 0. Yani özel olarak ekstra bir şey tahmin etmeme gerek kalmadı. Eksenleri kestiği noktalar bilinen bir doğrunun denklemi nedir? y bölü 4 artı x bölü şey pardon y bölü eksi 6 x bölü 4 eşittir 1. x'in altına x eksenini kestiği yeri y'nin altına da y eksenini kestiği yeri yazıyoruz. Böylece 12'de paydalarını eşitlersek eksi 2'ye artı 3x eşittir 12. Bu 12'yi de sol tarafa atarsam eksi 12 eşittir 0 olacak. Yani B şıkkı cevabımız. Fix sorularında böyle uzunluk bulacaksak bir şey e, uzunluklarla ilgili bir şey yapacaksak bence ilk yapmanız gereken şey ki her zaman aslında işi garantiye altına aldırmak adına e, böyle y'ye 0 verip x'e 0 verip eksenleri kestiği yerleri bulmak. Şimdi y'ye 0 verdiğimiz zaman x arkadaşlar kaç geliyor? 2. x'e 0 verdiğimiz zaman y ye kaç geliyor? Eksi 1. Yani burası 1 bir birim uzunluğunda. Sonra yine burada y'ye 0 verirsek x eşittir 6. O zaman a, b'ye 4 kalır. Bir kenarı bulduk. Ee, y e, y'ye x'e 0 verirsek y'si de 3. Şurada bir temel benzerlik yapalım o zaman. 4'ün 6'ya oranı bakın böyle. Böyle. Şöyle y'nin 3'ü oranı. Y de buradan gördüğünüz gibi 2 gelmiş oldu. Dikdörtgenin bir kenarı 2, diğer kenarı 4. Alan 8 birim kare oldu C şıkkı. Şimdi arkadaşlar bakın şurası K birim. Burası da 2K birim olsun. O zaman K, 2K, K kök 5'ten K kök 5 eşittir. 5 kök 5 olacak. Yani K buradan 5 oldu. O zaman şunu söyleyebiliriz şu uzunluk OL uzunluğu 10 birim olur. Peki bunu niye yaptım? Benden L noktasının koordinatlarını istediği için şöyle bir dik indiriyorum. Sonra buranın 90 olduğunu unutmuyorum. Şöyle buraya alfa diyorum. Buraya beta diyorum. Böylece arkadaşlar burası da yine beta oluyor. Ve beta da 2K'ya K. Yani tanjant beta gördüğünüz gibi 2K bölü K'dan 2 arkadaşlar. O zaman tanjant beta burada da 2m'ye m diyelim ki haliyle burası da m kök 5 olsun. Böylece m kök 5 eşittir 10. m 2 kök 5 oldu. Buradan apsis zaten 2 kök 5 geldi. Ordinat 4 kök 5 oldu. Toplamları soruluyor arkadaşlar 6 kök 5. Dik üçgen bilgilerini trigonometrik temel bilgileri kullanmaya devam ediyoruz bakın koordinatlardan yararlanacağız. Bir de eşkenar dörtgen olmasından yararlanacağız. Y'ye 0 verdiğim zaman x -3 olduğu için arkadaşlar 3 olduğu için OB 3 birim. Sonra bize D noktasının apsisini arkadaşlar kaç vermiş bakın? 13 -13 vermiş. O zaman burası 13 birim olacak. D noktasıymış pardon, A değil. O zaman şöyle söyleyeceğim daha da güzel. Bakın burası 13 birim. Dik üçgende ve bu doğrunun eğimine dikkat. Y'yi yalnız bıraktığınız zaman doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2x. Bu bize şunu anlatır. Doğrunun x ekseniyle yaptığı dar açıya alfa dersek dar açının tanjantı 1 bölü 2'dir. Haliyle arkadaşlar burası y dersek y bölü 16 eşittir 1 bölü 2'den işte burası 8 görmemiz gerekiyor. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz? Bir kenarını bulmak için AO'ya A dersek burası bakın A artı 3 olur. Ve burası da arkadaşlar 13 eksi A olur. A'ya 7 verdiğimde evet 6 8 10 oluyor. A'ya 7 verdiğimde bakın takip edin 13 eksi 7'den 6 7 artı 3'ten burası da 10 oldu. Demek ki şu uzunluk TA 6 birim olmalı. Aynı şey arkadaşlar buradan indirdiğinizde yükseklikler eşit olduğu için Tabii ki yine paralellik de olduğundan dolayı bunlar da eşit olduğundan şöyle bir T1 indirdiğimde T1B de 6 birim olmak zorunda. OB zaten 3 birimdi. Buraya da 3 birim kaldı. Yani C noktasının apsisi gördüğünüz gibi eksi 3 oldu arkadaşlar. Aslında dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar 45 derece şurası. Yöndeş açıdan 45 derecede burası 6 olduğu için yine 6. 6 kök 2 olur. Bir de gördüğünüz gibi DA Y eksenine paralel olduğu için Z'den dolayı burası da alfa alfa dersek alfadır. İki kenar üçgen oldu. DA da 6 kök oldu. Karenin alanı böylece 6 kök karesi 72 B şıkkı. Şimdi bu doğrulara eşit uzaklıkta dediği için bakın temsili olarak size şöyle bir şey çizeyim. X eşittir 1 doğrusu burası y ekseni bu x ekseni olsun. X eşittir 1 doğrusu. Herhangi bir nokta burada mı, burada mı, burada, mı, burada, mı, burada, mı, burada mı bilmiyoruz. Temsil olarak gösteriyorum. Bir xy noktasının bir x eşittir 1'e olan uzaklığı zaten arkadaşlar burada y'ler önemsiz olacak. Çünkü şu iki noktanın ordinatları aynıdır. x eşittir 1 doğrusu üzerindeki bir nokta xy'den böyle dik indirirsek noktanın doğruya uzaklığı dik olacağı için şöyle bir 1'e y noktasıdır üzerindeki bir nokta. Bu da x y olduğundan y'ler gider. x eksi 1 olur ama x solunda mı sağında mı bilmiyoruz. Mutlak değer diyeceğiz o yüzden. Yine aynı şekilde şöyle rengi değiştireyim bir. y eşittir eksi 3 aldığınız zaman bir temsili bu x y noktasının buna olan uzaklığında yine bakın buradaki üzerindeki bir nokta x eksi 3 olacak. Yani absisler aynı. O zaman x'lerin farkı yok. Yani 0 y eksi eksi 3 ama dediğim gibi y'nin yerini bilmediğimiz için orayı temsile seçtik. Bu yüzden uzaklık bilmediğimiz durumlarda aslında neydi matematik birden hatırlayın mutlak değerdi arkadaşlar uzaklık kavramı. O yüzden zaten soru olabilir diyor. 1. Bir, bunlar birbirlerine eşit olduğu için şöyle çıkar. x eksi 1 eşittir y artı 3 olduğu gibi. Böylece x eksi y eksi 4 eşittir 0. 2. Bir tanesini aynen bırak diğerini eksiyle çarp. Buradan da x artı y artı 2 eşittir 0. Şıklarda hangisi var arkadaşlar? x eksi y eksi 4 yani c şıkkı. Genlerden bir bilgiyi hatırlamalısınız arkadaşlar. Şöyle bir cb'yi çektiğinizde paralel olursa bu iki alan eşit oluyordu hatırladınız mı? Sonuçta adb'nin alanı nasıl adc'nin alanına eşit olabilir? taban değişmediği için o zaman yüksekliğin de değişmemesi lazım. Paralel iki doğrunun arasında yükseklikler değişmez. Bu yüzden aslında söylemek istediği, vermek istediği mesaj şöyle. Şu rengi bir değiştireyim. Şunu alayım. Bakın buradaki bu AD doğrusuyla BC doğrusu soruda çok öyle görünmese de birbirine paralel olmak zorunda. Şöyle bir paralellik bir kere daha göstereyim. Paralel olduğunda bu şekilde bu alanlar tabanları değişmiyor. E yükseklikleri de değişmemesi lazım. Yüksekliğin tek değişmeme şartı paralel iki doğru olması. Böylece şurası da sıfıra y arkadaşlar. y-0 eksi bölü 0-5 cb doğrusunun eğimi. Bu doğrunun eğimi de eksi 2 eksi eksi 7'den artı 7 bölü eksi 6 eksi 0. Buradan y bölü eksi 5 eşittir. Eksi, burası ne olmuş oldu? E, artı 5 bölü 6. Şu bilgiyi vereyim. Bir dörtgenin köşegenlerin arasındaki açıyı biliyorsanız... Dörtgenin alanı ef bölü 2 sinüs alfadır arkadaşlar. Bu soruda bu bilgiyi kullanacağım. Bakın şimdi. Soruda şöyle bir şey söylemiş. Burası y ekseni, burası x ekseni dersek... Ee, köşegenlerden biri bu doğrunun üzerindeymiş. Yapalım o zaman y eşittir 0 verirsek x arkadaşlar 6'da keser. X'e 0 verirsek Y'si 12'de keser. Soruları peki neye göre analitik düzlemde çiziyoruz veya çizmiyoruz? Rastgele çizdiğim zaman soruda X eksenini Y eksenini kullanmıyorum demektir. Bu Ama bu soruda X ekseni ifadesi geçtiği için o yüzden çizeceğim. Diğer köşegende X ekseni. Hakikaten bakın şunu düşünün. İki köşegen böyle kesişmesi lazım. O zaman bakın şimdi bu köşegen tabii sonsuzluk boyunca gitmeyecek. Demek ki bu arkadaşlar bir köşesi de 1'e 0 olduğu için şöyle bir dikdörtgen aslında bu. Çünkü köşegenler bir yerde kesişmeli. Kesiştikleri nokta da burası. O zaman işte böyle bir dikdörtgen çizebilirim. Bundan sonra artık burası 1 olduğu için burası 5 olur. Köşegenler birbirini ortalar 5 olacaktır. Yine burası da 5 olur. Burası da 5 olur. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Köşegenlerden biri 10. Diğeri de 10 bölü 2. Aralarındaki açının sinüsü. Aralarındaki açının sinüsünde de şuna dikkat. Burası arkadaşlar 12 birim. Burasının zaten 6 birim olduğunu biliyoruz. 6 kök 5. Yani sinüs alfa neymiş aslında? Ee, burada 12 bölü 6 kök 5'miş. Şimdi artık burada sadeleştirmeleri yaparsam 6, 12'ler gitti. 100 bölü kök 5 yani 20 kök 5 oldu arkadaşlar. E şıkkı.